15. Gioder Gayrimenkul Zirvesi gayrimenkul sektörünün liderlerini bir araya getirdi. Evet, yanımızda Anadolu Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta var. Ali Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle zirve gerçekten sektörü bir araya getirdi. Onu görüyoruz burada. Sektörün kaynaştığı bir organizasyon Gioder Zirveleri gerçekten. Kısa bir değerlendirmesi alabilir miyiz zirveyle ilgili? Tabii ki. Gioder'in başarıyla düzenlediği 15. etkinlik. İşimiz metrekare temalı. Son derece konsantre bir katılımcı görüyorum. Yoğun bir katılım var. Son yıllarda katıldığım organizasyon içinde en canlılarından bir tanesi. Başlangıç konuşmaları da sektörün sorunlarına iyi vurgu yapan konuşmalardı. Sanıyorum bu canlı akış sonuna kadar devam edecek. Yoğun, konsantre, ilginin yüksek olduğu bir zirve bekliyorum ben. Evet. Peki siz de çok yeni bir projeyle sektöre adım attınız. Anadolu Gayrimenkul olarak AND Pastel projenizle. Nasıl gidiyor? Satışlar nasıl? Kısa bir süre önce de lansmanınız gerçekleşti. Bu arada ne gibi gelişmeler oldu? Onu sizden dinleyelim. 22 Nisan tarihinde lansmanı yapmıştık. Sağ olun, sizler de bize büyük destek vermiştiniz. Yansıması büyük oldu ve müşterilerden de büyük ilgi gördü. İyi satış rakamlarına geldik. Satış ofisimiz dolup taşıyor. Son derece mutluyuz. Böyle iyi bir projeyi tüketiciyle buluşturduğumuz için. Evet, projenin farklılıkları olan, farklılıklarıyla ayrışan bir projeydi aslında. Özellikle hobi bahçeleri ve deniz ve diğer manzara açısından da oldukça özellikli bir proje değil mi? Evet, hatta bir gazeteci arkadaşım toplantıda güzel bir soru sormuştu. İsmail, herhalde yakacığa bakıyor, hiç deniz manzarasından bahsetmediniz demişti. O kadar sıradan ki bizim için. Aradığınız her şey bizim projemizde var. Ama biz projenin merkezine yaşamı koyduk. Hep yaşama vurgu yaptık. Hayata vurgu yaptık. Reklam filmimiz de büyük ilgi gördü. Tamamen yaşam odaklı. Dolayısıyla farkımız herhalde yaşamı işleyen, onu öne çıkaran tek proje olması diye düşünüyorum. Evet, Kartal bölgesinde bu anlamda güzel projeler hayata geçiyor ama sizin projenizin bir özelliği de hobi bahçelerinin olması. Özellikle son dönemde yeşile ilgi çok fazla değil mi? Bu hobi bahçeli evleriniz duruyor mu hala? Duruyor. Zaten işin başında biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Bu ilkelerimizin en önemlilerinden bir tanesi de doğaya saygı, çevreye saygı, onunla bütünleşmekti. Konut projemizde bunu hayata geçiriyoruz. Yatay bloklarımızda herkese hobi bahçesi hediye ediyoruz. Orada beraber ekip dikeceğiz. Hem bu proje alanında var hem de Ömerli civarında işbirliği yaptığımız bir kuruluşun arazileri var. Orada bunu hayata geçiriyoruz. Müşterilerimizin de büyük ilgisini çekiyor. Satışlarımıza ciddi desteği olduğunu görüyoruz. Peki Ali Bey, satış fiyatları bandında baktığınızda fiyatlarınız şu aşamada nasıl? 4-5 bin aralığında. Evet, nasıl bir finish olacak sizce proje bittiğinde? 2 yıl sanıyorum teslimimiz değil mi? Evet. Bu talep devam ettiği sürece yatırımcıların iyi para kazanacaklarını düşünüyoruz. Mutlaka para kazanacaklar ama biz daha çok orada oturmak isteyenlerin en azından mallarının değerinin çok yükseldiğini görüp mutlu olmalarını bekliyoruz. Yoksa ellerinden çıkararak o değeri realize etmeleri değil, orada bizle oturmaları bizi mutlu edecek. Yaşanacak projeler hayata geçecek. Onu hedefliyoruz. Peki Ali Bey, arkasından başka projeler var mı? Üst üste mi çıkacaksınız yoksa bitirdikten sonra? Galiba sindire sindire gideriz. Öyle bir iş yapma biçimimiz var. Aynı anda 3-5 projede bizi göremeyeceksiniz. Ama biz sanıyorum buradaki performansımıza bağlı olarak sonbaharda yeni bir projeyi gündeme alacağız. Daha önce böyle söylemiştim size, bunun arkasındayım. Ankara'da projemiz var, onun hazırlık çalışmalarındayız ama İstanbul'da yine iddialı bir projeyi, henüz netleşmedi, devreye almamız lazım. Güzel haberlerinizi bekliyoruz. İnşallah efendim. Sağ olun destekleriniz için. Çok teşekkürler. Çok mersi.